Herkese tekrar merhaba. Ben öğretmen Kutlay Aktağan. AutoCAD kursumun 13. videosuna hoş geldiniz. Bu video dersimde size tarama komutunu, anlamını ve alt parametrelerini küçük örneklerle anlatmaya çalışacağım. Tarama komutunun İngilizce karşılığı arkadaşlar hatch. Öncelikle niye tarama yaparız? Temel bilgileri verelim. Şuradaki bilgiyi size okumak istiyorum. Tabii ki bu arada teknik resim bilgisini ve kesit alma konularına ister istemez girmek durumundayım. Özellikle parçanın iç kısmını, biçimini daha iyi görmemiz gereken yerlerde özellikle kesit resmi kullanılır. Kesit aldığımız yerlerin tarandığından bahsediyoruz. Kesit çizimde parçanın bir testere ile kesildiği kabul edilir ve kesit düzlemi genellikle eksenden geçirilir. Parçanın bu düzlem önünde bulunan kısmı kaldırılmış farz edilerek arkada kalan kısmın görünüşü çizilir. Testerenin parçaya değdiği kısımlarda 45 derece eğik ve ince çizgiler ile eşit aralıklarla kaplanır. Bu olaya tarama denir. Özeti şu. Bir parçanın iç yapısını teknik resimle daha iyi anlatabilmeniz için sanal biçimde kestiğimizi, yine sanal bir testere kullandığımızı, bu kesme işleminde parçanın et kalınlığı olduğunu varsayın ve bu et kalınlığının testereyle geçtiği yerler işte 45 derece ince çizgiyle taranır deniyor. Çok kafanızı bu videoda zorlamayın. Ama tarama işlemlerinde ince çizgi kullanmanız gerekmekte, bunu belirtiyoruz. Şimdi tarama hatch komutuna nereden ulaşabiliyoruz bakalım. Birincisi yukarıdaki home menüsünden Draw paneline baktığımız zaman buradan arkadaşlar tarama komutuna, hatch komutuna ulaşabiliyoruz. Yanındaki oka bastığımızda aslında burada 3 temel grupta tarama yapılabiliyor. Bir tanesi klasik olarak tarama hatch, bir tanesi gradient dediğimiz renk geçişleriyle tarama, doku veya boyama işlemi diyelim. Bir üçüncüsü de boundary dediğimiz kapalı alanlardan faydalanarak tarama. Tarama komutunu yine komut satırından hatch kelimesinin ilk harfini basarak da çalıştırabilirsiniz. Veya son bir yöntem, yukarıdaki klasik açılır menülerden draw'a bastığınızda buradan da hatch komutuna ulaşabilirsiniz. Hatch komutunu bu üç yöntemden biriyle çalıştırdığımızda hemen karşımıza hatch creation dediğimiz tarama özelliklerini belirleyebileceğimiz bir panel açılmakta ya da bir menü açılmakta. Bu menüde kendi arasında panellere ayrılmakta. Boundaries, Pattern, Properties, Options gibi. Öncelikle seçim kısımlarına bakalım. Kapalı bir alanın iç bölgesini belirterek bir tarama yapabilirsiniz. Örneğin şuradan ANSI 31'i seçmiş olayım. Bu kısma geleceğiz biraz sonra. Pick Points'ta arkadaşlar. Pick Point seçtiğimizde imlecimizin bir artı olduğunu görüyorsunuz. Kapalı alanın, yani Boundaries'in iç bölgesini gösterebilirsiniz. Bu arada ölçeğim son derece büyük, sık diyeceğim. Biraz daha aralıkları arttırdım. Şöyle göstereyim. Pick Point'te imlecimle kapalı alanın iç bölgesini bir yer tıklayarak bölgemi belirtebilirim. Bu şekilde pick points'ı uygulama yapabiliriz. Kapatmak için close hatch creator dediğimde bu işlem tamam. Tekrar buradan çalıştırdım. İkinci yöntem select yöntemi. Kapalı alanın dış çerçevesini seçerek bir tarama yapmamız ya da yaptırmamız mümkün. Yine bunu da close diyerek kapatıyorum. Bu her iki taramayı faremle seçip klavyeden delete tuşuyla da kaldırabiliyorum. Tekrar hatch komutunu çalıştırdım. Sağ tarafta arkadaşlar, hatta isterseniz önce select ile dış çerçeveyi seçtiğimde iç bölgenin tarandığını görüyorsunuz. Select'te bölgeyi belirledikten sonra yeni bir özellik geldi. Remove, kaldır. Yine dış çerçeveyi seçerek buradan da kaldırabiliyoruz. Tekrar hatch'i çalıştıralım.
Şuradaki pattern arkadaşlar desen doku anlamında bir kısım. Burada tarama deseninizi belirleyebilirsiniz. Burada AutoCAD'in yerleşik kütüphanesine gelen onlarca tarama biçimi var. Bu tarama biçimlerinden ANSI 31 özellikle bizim makinacılıkta ve mühendislikte kullanılan tarama biçimidir. 45 derece açıyla, ince çizgiyle. Fakat diğerlerinin de arkadaşlar her birinin sadece görsel bir anlamı, görselliği yok, anlamı var. Taramalar sadece görsel amaçla burada kullanılmıyor. Her bir tarama biçiminin aslında bir malzemeye denk geldiğini, bir malzemeyi ifade ettiğini bilmenizi istiyorum. Bunu şimdi size yine bir örnekle göstermek istiyorum. Şu örneğimize baktığımızda arkadaşlar, aslında her tarama biçiminin bir malzemeye karşılık geldiğini görüyorsunuz. İşte ANSI 31 dediğimizde klasik mühendislik ve makinacılıkta kullanılan demir ve bileşenleriyle ya da alaşımlarıyla ilgili malzemeler gibi işte örneğin çelik türünde bu, bakır grubunda bu, örneğin deri böyleyse ya da bir sıvıysa, likitse böyle taramalar yapılıyor. Bunu şu amaçla gösterdim. Buradaki pattern dediğimiz dokular sadece görsel amaçlı kullanılmamakta. Şimdi biz ANSI 31 ile bu pattern ile pick points ile şu bölgeyi seçtim ve tarama yaptığımda, şimdi properties kısmına geldiğimizde burada biz şu an pattern özelliğini kullanıyoruz. Aynı zamanda solid dediğimiz biraz sonra açıklayacağım bir özellik, gradient dediğimiz renk geçişleriyle ilgili özellik, user definite dediğimiz kullanıcıya has ayarlanmış özellikler var. Bizim için ikinci kısma baktığımızda taramada kullandığımız rengi buradan ayarlamamız mümkün. Yine bahsediyorum. Taramada kullanacağımız çizgi tiplerinin ince çizgi olmasına dikkat ediyorsunuz. Bahsettiğim özellikle mekanik mühendislik ve makinacılıkta kullanılır. Bir altta arkadaşlar background color var. Arka planın renkli yapılmasıyla ilgili. Bakın, beyaz tarama çizgisinin arka kısmını farklı renklerle, background color'la tarama yapabiliyoruz. Buna belki en iyi örneği şunu verebiliriz arkadaşlar. Bunu tamamlayalım. Tekrar taramaya geliyorum. Yine buradaki pattern'lardan bir tanesi brick dediğimiz tuğla yapısı. Ben bu tuğla yapısını örneğin buna uyguladım. Ve onayladığımda dikkat edin, buradaki ölçeğin istediğim ölçeğin dışında olduğunu görüyorum. Şimdi ölçek lafını burada düzeltmeden önce şurada düzeltelim. Bir taramayı düzenlemek için en basit yol farenizle tarama üzerine çift tıklamak olacak. Şuradaki kısım arkadaşlar tarama ölçeğimiz. Bu rakam büyüdükçe tarama aralığı artacaktır. Bu rakam çürüdükçe tarama aralığı sıklaşacaktır. Şimdi şuradaki örneğimizi düşünürsek, ben buraya çift tıkladığımda örneğin bu aralığı 20 yaptım. Ne oldu bakalım? Çok bir şey değişmedi. Tekrar seçtim. Burayı o zaman 1'in altına getiriyorum. 1, 0 nokta, nokta olarak giriyorum. 2 değerini verdim. Bu değeri verdiğimde yine şurada bir görselle ilgili sıkıntımız var. Bunu farklı bir renkle göstermeye çalıştım. Şu an 0.2'de arkadaşlar bunu kabul ettik. Bu ölçeği hatta 0.1
bire indiriyorum, biraz daha sık olsun. Şimdi aslında bunu anlatırken anlatmaya çalışacağım şey, şuradaki background color'u nasıl kullanabilirdik? Background color'u burada tuğla olduğuna göre kırmızı olması lazım dediğimde, kırmızı yaptığımda background'u, tuğla desenlerinde yaptığımda bir kırmızı tuğlayla örülmüş duvar gibi düşünebilirsiniz. Tekrar hatch komutunu çalıştırıyorum. Pattern'dan bahsettim. Tarama rengimizden bahsettim ve arka plan background color'dan bahsetmiş oldum. Şu tarama aralığını ANSI 31'de arkadaşlar ya da ölçeğini tekrar görelim. Şu bölgeyi tıkladım. Evet, buradan tarama ölçeğinizi artırarak, örneğin 5 yaptığımda tarama aralıklarını artırıp 1'in altına indiğimde de 0.3 yaptığımda çok çok sıklaştırdığımı görüyorsunuz. Tabii ki teknik resim kurallarında bunların belli bir aralığının olması lazım. Onunla ilgili de bir görsel. Şurada yine teknik resim kuralı olarak arkadaşlar, tarama yönlerimiz, tarama aralıklarımız, mesela burada 1 iken burada 4 tarama aralığımız var. Yapacağınız işleme göre bu aralığı değiştirebilirsiniz. Örneğin burayı ben şu an 2 olarak kabul edeyim. Tarama açımız angle şu an 0 derece. İsterseniz hemen farklı bir örnek için şunları ben kaldırayım arkadaşlar. Hatch komutunu çalıştırdım. ANSI 31'i kullandım. ANSI 31 yerleşik halde 45 derece açıyla yapılmıştır. Siz bu açıyı tabii ki değiştirirseniz teknik resim kurallarını da bozmuş olursunuz. Ama ben bunun zıt yönde olmasını istiyorsam, örneğin bu şekilde kalsın. ANSI 31'de yapabileceğimiz en mantıklı şey, bu açıyı 90 derece yaparak ters yönde bir tarama biçimini gösterebilirsiniz. Bunun dışında ANSI 31'e farklı açıları uygulamak çok da doğru değil arkadaşlar. Başka bir tarama biçimiyle bunu uygulayabiliriz. Örneğin şuradaki ne yapalım? Şu çizgiyi deneyebiliriz. Bunu örneğin 45 derece veya başka bir açıyla yapabilirsiniz. Bir yol ve şerit gibi düşünebilirsiniz. O tamamen sizin kullandığınız işle alakalı. Buradan da tarama desenlerimizin açısını değiştirebiliyoruz. Orijinal değerleri bunların 0 derece olması lazım. Bir de arkadaşlar transparency dediğimiz özelliğimiz var. Tarama şeffaflığı. Yine bunu sayısal biçimde buradan girebildiğiniz gibi buradan bunu saydamlığı artırarak da çizginizi flu hale getirebilirsiniz. Belki belli taramaların dikkat çekmesi gerektiğini, belli taramaların daha hafif kalması gerektiğini bir uygulamada yapabileceğiniz gibi. Şimdi şuraya bir örnek yapmak için hatch komutunu tekrar çalıştırdım. Burada set origin merkez diye ilgili bir kavram var. Bunun için arkadaşlar yine şuradaki tuğla örneğimizi kullanabiliriz. Bunun için burayı yine 0.1'e getirdim. Bir aksilik olması görebiliyoruz. Evet, şunu. Düzenlemek için hatch edit da kullanabilirsiniz. Bir öncekinde de bahsetmiştim. Eğer buradaki desene çift tıklarsanız farenize hatch editor karşımıza gelecek. Burası hatch creation'dı. Hatch editor olmakta. Ya da klavyeden HE yazarak hatch editor'a da yine ya da editing üzerine gelebilirsiniz. Hangisi
bu taramamız. Bunu seçtiğimizde aslında dikkat edin, klasik tarama penceresi karşımıza geldi. Demek ki biz buradan faremizin sol tuşuyla çift tıkladığımızda yeni düzenleme arayüzü gelecek. Set origin olayı için şu kısmı biraz büyütüyorum. Şimdi böyle bir duvarınız var, sınırları bu. Ve şu tuğlalarınızın kenarlardaki konumu çok sevmediniz. Buradan orijin kısmını açtığınızda orijinin sol alt, sağ alt, sol üst, sağ üst ya da merkezde olmasını belirleyebiliyorsunuz. Veya kendiniz orijin, set orijin butonuna basarak örneğin şu kenarı seçtiğimi dikkat edin. Buradaki yapılanma değişmekte. Tekrar set orijini şurası yaptığımda buradaki dokuların yapılanmasının değiştiğini görmektesiniz. Bu yine inşaatta belki daha çok kullanılacak bir özellik. Hemen bunları arkadaşlar taramalarımı siliyorum. Bu kutuları kullanmak amacıyla tekrar hatch komutuna geldim. Şurada bir associative dediğimiz bir seçeneğimiz var. Şimdi bu ne amaçla kullanılmakta? Aslında bunun Türkçe karşılığı ilişkilendirmek veya birleştirmek diye düşünebiliriz. Şu an associative aktif halde. Butona baktığımızda. Bu aktifken ben örneğin ANSI 31 ile buraya bir çizim yaptım. Yine ölçeğimi normal 2 değerine getireceğim. Ve onay verdim. Associative şu an açık. Ve dikdörtgenin dış çerçevesini seçip hareket ettirdiğimde içindeki taramanın da bununla beraber çerçeveyle beraber hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Hatch komutunu tekrar çalıştıracağım. Bunda associative butonunu pasif hale getirdim. Yine buraya ya da şuna yapalım. ANSI 31 ile bir tarama yaptım. Associative kapalıyken bunda dikdörtgenimi çekiştirdiğimde arkadaşlar taramanın çerçeveyle beraber hareket etmediğini görüyorsunuz. Bu da böyle bir özellik. Tabii ki nerede kullanılır şu an cevaplama mümkün değil. Bunları Ctrl Z ile eski hallerine getirelim. Yine hatch komutunu çalıştırdım. Önce buraya bir doku çizdim arkadaşlar. Onayladım. Hatch komutunu çalıştırdım. İlk kutumda yine bir tuğla dokusuyla taramamız var. Match Properties yine çizgi komutlarında biliyorsunuz çizginin özelliklerini başka bir çizgiye yansıtmakta. Burada da dokuyu yansıtmakla alakalı. Match Properties çalıştırdığımda istiyorum ki bu tuğla dokusu buna yansıtılsın. Tekrar Ctrl Z ile geri aldım. Hatch komutunu çalıştırıyorum. Farklı bir şey olsun. ANSI 31'i uyguladım. Arkadaşlar dikkat edin. Ölçek bütün patternlarda, desenlerde farklı. Birinde aralık gayet iyiyken birinde çok sık veya geniş olabiliyor. O yüzden yani bu ölçek niye hepsinde 2 değil 1 değil demeyin. Her birinin ölçeği farklı bu dokuların. Bunu bu şekilde kullanalım. Onay verdim. Tekrar hatch'e geldim. Match Properties çalıştırdım. Diyorum ki bunun özelliklerini buna aktar. Yani alttaki tuğla desenini iptal etmeden yine bu özellikleri de buna aktarabiliyorum. Neyle? Match Properties'te.
Tarama komutunun göstereceğim kısımlarını düşündüğümde bu videoyu ilk kısım olarak biraz sonra bitireceğim. İkinci videosunu bunu çekeceğim arkadaşlar. Ama bu dersin sonunda bir özelliğini daha göstermek istiyorum. Örneğin line komutuyla bir dikdörtgen çiziyorum. Fakat şu uç kısmını kapatmıyorum. Bunu bilinçli biçimde yaptım. Fakat bazen gözümüzden de kaçabilir. Büyütmediğiniz sürece buradaki açıyı göremiyorsunuz. Bu durumlarda taramayla ilgili ne yapıyoruz bu açık bölgede? Biliyorsunuz kural kapalı alan olması lazımdı. Hatch komutunu çalıştırdım. Şuradaki arkadaşlar options'ın altında gap tolerance diye boşluk tolerans dediğimiz bir kısım var. Normalde bu değer sıfırdır. Şu an ben bunu sıfır haline getirdim. Ve ANSI 31 ile bu bölgeyi taramaya kattığımda şu şekilde burada açık bir alan bulunduğu tespit edilmiş. Hatta bu açık alanda bana burada bölge olarak göstermekte. Yine ben buraya taramaya kalktığımda aynı hatayı verecek. Şuradaki iki kırmızı noktayla daireyle de açık alanı bana gayet güzel göstermekte. Bu şekilde bir durumla karşı karşıya kaldığımızda options kısmının altında gap tolerance'ı bir miktar artırarak örneğin ne yapalım? Burası çok fazla oldu tabii ki. 10 milimetrelik bir tolerans payı vererek denemeye kalktığımda bunda şu şekilde bir uyarı olacak. Hatayı göz ardı ederek bu bölgenin taranmasını sağla dediğimde taranmış olacak. Eğer buradaki kırmızı sizi uyaran noktacıklarında hala burada olduğunu görüyorsanız komut satırından ekranı tazeleme, yeniden çizdirme komut olan Regen komutunu çalıştırırsanız o kırmızı noktacıklar da kalkmış olacak. Evet, hatch komutunu ikinci video olarak çekmeye karar verdim, belirtmiştim. Umarım faydalı olmuşumdur. Hatch komutunun ikinci videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.